Şimdi tefsirlerle ilgili ben lüzumsuz demedim. Eğer dediysen sözümü geri alayım. Bakın, tefsir okumayla ilgili kanaatimi söyleyeyim. Ben tefsir okumayı herkese tavsiye etmiyorum. Kime ediyorum biliyor musunuz? Hele yeni başlayan herkese adeta elimden gelse yasaklarım. Net konuşan bir insan. Sebebi şu. O kadar çok yanlışlıklar var ki tefsir kitaplarında, o yanlışı doğrudan seçecek durumda olmayan, henüz temel bilgiler edinmemiş, alamamış bir adamı tefsirlerin içinde kaybetmekten korktuğum için tavsiye etmiyorum. Ama İslam nedir? Kur'an'daki İslam hakkında temelli, köklü bilgisi olan bir insandan da hiç korkmuyorum. Yani yüzme bilenden, ister okyanusta atlasın suya, ister Marmara Denizi'nde, hiç fark etmez korkmadığım gibi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi eğrisini doğrusundan nasıl tefrik edersiniz? Ben size Hazin tefsirinden bir şey nakledeyim. Şu anda. Nuh Aleyhisselam'ın gemisine tufan sırasında aldığı hayvanlardan bazılarının ismini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de anıyor malumunuz. Bu olaydan Allah bahsetmeseydi hiçbirimiz ne gördük ne ettik, hala da enkazı aranır durur Nuh'un gemisinin, daha bulan eden yok işte, kimisi benzetir falan filan. Yani elimizde, şu dünyada elimizden değeceğimiz, gözümüzden göreceğimiz bir emare de yok. Allah-u Teala buyurduğu söylediği için biz doğrudur diyoruz. Ama neye dememi demeli? Bize verilen bilgi kadarına doğrudur. Orada işte tufan olduğu, o tufana Nuh'a inanan, Nuh'un getirdiği dine inananları ve işte hayvanlardan da bazılarını alıp o tufandan korunmasını Allah-u Teala Nuh'a vahyediyor. Nuh da bunun gereğini yerine getiriyor. Bu tufanın kaç gün sürdüğüyle ilgili Kur'an'da bilgi var mı? Yok. Geminin ne kadar büyük olduğuyla ilgili bilgi var mı? Yok. Var mı? Yok. Benim hatırladığım yok. Yani söylediklerimin tersine bir şey bilen varsa söylesin. Doğrusu önemli olan ortaya çıkan. Bakın Hazin tefsiri ne diyor? Tefsirinde yani Hazin Efendi, Allah onu mağfiret etsin hepimizi de öyle. Efendim Nuh Aleyhisselam'ın gemiye aldığı hayvanlar, affedersiniz, işeye gemi hayvan gübresiyle dolmuş. Herhalde kürek almayı falan da unuttu mu ne yaptıysa, gemi batacak diye korkmuş Nuh. Arslan'ın böğrüne şöyle bir yumruk çakmış, arslan işemeyi durdurmuş. Aynen böyle yazıyor tefsirde. Hazin tefsiri. Efendim, çok meşhur bir tefsir. Tamam mı? O sırada aslan bir hapşırmış, iki deliğinden burnunu, bir dişi bir fare erkek doğmuş. Farelerin doğum yeri de Nuh'un gemisiymiş. İlk defa yeryüzünde fare orada halk olmuş. Ondan sonra filin alnının çatına bir vurmuş, o da işemeyi durdurmuş. Velhasıl güvercini çimdiklemiş, ötekini bilmem gıdıklamış, bir şeyler yapmış. Ve böylece gemisini gübreden batmaktan korumuş. Diyorum ki ben şunları anlatan adam, Hazin ol, sen ol, ben olayım. Anlatan adama söylüyorum, anlatan kapıya. Yani Nuh'un gemisinde Birleşmiş Milletler'in gözlemcisi olarak mı bulunuyordun mübarek? Bunları gördün mü? Biz geminin kendini bile göremedik. Ulan enkazını bile göremedik. Bırak içindeki öteyi beriyi, gübrenin ne kadar olduğunu. Ne lüzum var bunları anlatmasan, bunları söylemesen ki baştan aşağı hurafe bunlar. İslam eksik mi kalır yani? Ha? Ya böyle şeyler var. Şimdi adam tefsir okudum. Hazin Efendimiz'in tefsirini diye aha bunları öğrenecek. Benim karşımda gübreyle ilim satacak. Buyur. Bu açıdan söylüyorum. Yoksa hiç okumayın değil. Şimdi bana diyorsun ya abi ben araba kullanayım mı? Otobanda. Şoförlüğü biliyorsan kullan arkadaş. Ama hiç bilmiyorsan oraya çıktın mı adamı 90 kere çarparlar, Mevlevi dervişine döndürürler. Çık istersen, bilmiyorsan. Çık da gör. Dediğin doğru mu eğrim? Niye yasak olsun ki, oku. Marx'ın Das Kapital'ini de oku. Yeter ki onu muhakeme edebil ve nereleri çürük, nereleri bilmem ne. Bunu yapabil ama aklın hiçbir şeye ermiyor da ilk okuduğun kitaba şapmada aşık olup kalacaksan o zaman tehlikeli bir iş. Okuma derim sana yavrum. Kaza gelmiş. Anlatabiliyor muyum? Öyle demek istiyorum ben. Yoksa tefsirlerin hiçbirini tavsiye etmiyorum. Niye tavsiye etmeyeyim? Biliyorum. Allah razı olsun. Ben de açıklığa kavuşturmak istiyorum ki zanlar halinde kalmasın. Madem benimle ilgili düşünülüyor, ben açıklayayım buradayken. O kadar. İşte bu kadar. Orada kal. Görmüş gibi
filmde seyretmiş gibi orada neler yazmış, neler yazmış. Ne işim var da bunları karıştırıyorum babam ya?